Bu sandık egemenliği net olarak, çünkü yani o kadar fazla uğraştılar ki hala Fransa'nın AKP'de ne yaptığını biliyoruz. Çok zamanımız yok ama işte Azerbaycan heyetinin yetkilerini düşür efendim, Azerbaycan'a Fransız parlamentosu ekonomik yaptırım koy. Neymiş efendim, Ermenistan'a saldıracakmış falan filan filan gibi bir takım demek şeyler. Demek ki doğru bir şey yapıyor Azerbaycan. Evet, evet. Yani onlar öyle diyorsa Azerbaycan evet, doğru yapıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz hafta içinde aynen şunu dedi. Fransa Ermenistan'ı savaş için hazırlıyor dedi. Şu sandık bütün bunları ortadan kaldırır mı? Şimdi zaten bugün Aliyev ve ailesinin Hankendi'de oy kullanması en büyük mesaj. O çok net, onu söylemekte fayda var. İlk defa Azerbaycan topraklarının tamamında bir kere bir seçim gerçekleştiriliyor. Bu fevkalade önemli. Güçlü bir şekilde zaten seçimlere girdi. Bir yıl öncesinde paşamın da söylediği gibi erken seçim yapıldı. Tam işte bu antiterör operasyonu sonrasında ki elde edilen zaferin üzerine. Şimdi artık bölgede çok farklı bir gerçeklik var Sayın Nur Hanım. Şimdi Batı'nın, bu hafta ben hatta bununla ilgili bir yazı vardım. Batı'nın yazdım, bunu görmesi lazım. Şimdi Kuzey Koridor artık, yani koridorlar üzerinden yine gitmek istiyorum. Çünkü hep ısrarla buna önem atfediyorum. Kuzey Koridoru artık istikrarlı bir koridor değil. Güney ve Deniz Ticareti Koridoru, Husileri gördük ne yaptığını. İstikrarlı, güvenli değil. IMEC, Hindistan G20 zirvesinde açıklanan koridorun bugünden yarına olmayacağı açık. Tek kuşak yolun İran ayağını işletmesi yine istikrar açısından büyük bir soru işareti yaratıyor. Burada yine en önemli neresi ortaya çıkıyor? Pekin'i Londra'ya bağlayan en güvenli hat neresi? Orta koridor. Şimdi Batı eğer birazcık kendini düşünüyorsa ve oradaki Ermeni lobisi güdümünde hareket etmiyorsa, özellikle burada tabii Fransa'yı kastediyorum ben, o zaman bu orta koridorda refahın gelişmesi için katkıda bulunur. Savaş tamtamların çalması için değil. Yani Batı aslında burada Ermenistan'ı kışkırtarak kendi aleyhine bir adım atmış oluyor. Yani oradaki ufacık Ermeni diasporasının güdümünde hareket ediyor. Kendince kendine işte oy sağlamaya çalışıyor vesaire, oradaki işte iktidardaki parti veya iktidardaki kişi kimse, ama şunun farkında değil. Bütün ülkesinin ticaretinin potansiyel olarak etkilenme ihtimali var. Bugün şimdi bu Aden Körfezi'nde, Babel Mandeb'de olan şey en fazla kimi etkiliyor? Avrupa ülkelerini etkiliyor baktığımız vakit. Oradan neticede doğudan gelen, özellikle Çin'den gelen, Asya'dan gelen yani malların Avrupa'ya ulaşmasında sorun var. Sen şimdi orta koridoru güçlendirdiğin takdirde, hele bir de tek kuşak yol girişimiyle uyumlaştırdığın takdirde, o zaman bu senin stratejik avantajına olur. Yani bunu artık Batı'nın görmesi lazım. Bir de yani şu fobiden de kurtulması gerekiyor. Bunu Amerikalılar da bakın bana söylediler, Kanadalılar da. Ya Azerbaycan Ermenistan'ı işgal ederse, ya niye işgal etsin? Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. Yani Azerbaycan'ın başkasının toprağında, nasıl Türkiye'nin başkasının toprağında gözü yoksa Azerbaycan'ın da gözü yok. Yani bunun artık net görülmesi gerekiyor. Ve Azerbaycan, bakın demin paşam ekonomik gelişimden bahsetti. İzninizle seyircilerimize bir iki istatistik vermek istiyorum. 91-94 arasında -%17 hiper enflasyon var. 94'te Aslan Anlaşması imzalanıyor. Yani işte bütün bu enerji altyapısının yapılmasına imkan sağlayan Haydar Aliyev rahmetli döneminde. Sonra 95-2003 arası %5.9 bir büyüme kaydediyor, evet, Azerbaycan. Evet. 2000-2014 arası, 2003-2014 arası %16.9. Yani şimdi artık karşımızda bizim güçsüz bir ekonomiye, güçsüz bir orduya sahip bir Azerbaycan da yok. Dolayısıyla hani Avrupa'nın bunu da görüyor olması lazım. Geçtiğimiz sene von der Leyen koştur koştur bakıyor, gitmedi mi? Tabii, daha fazla tabii, doğalgaz evet, alabilmek için. Şimdi stratejik hareket edilmesi gerekiyor. Evet. Bir takım tabii ki lobilerin güdümünde değil.